insan eti yedikleri söyleniyor kırsalda. Gerçekten şaka yapmıyorum ve bayağı güvenlikle koruluyor her şey, fark ettiniz mi? Evet, sen şu anda hijyenik halini gördün. Evet, an itibariyle yeni uçuşumuza başlıyoruz. Nereye gidiyoruz? Timur Devleti'ne gidiyoruz. Ölüm kokan bir ada. İnsan eti yedikleri söyleniyor kırsalda. Gerçekten şaka yapmıyorum ve yanımızda kimler var göstereyim sizlere. Şimdi uçuşa doğru, kapıya doğru gidiyoruz. Bugün vlogumuz bu şekilde başlıyor. Bakın, tehlikeli sokaklarıyla ünlü Hayta. Ölüm kokan mahalle. Ölüm kokan mahalle. Timur Leste'ye gidiyoruz. Hazır mısın kardeşim? Hazırız. Ve 197'de 197 bitiren Murat abimiz. Hazırız. Abi hazır mıyız? İkinci tura gidiyoruz. Sen bizi bitirdin galiba abi ama neyse. Ve işte tehlikeli sokakların esas kahramanı, İzmir'in çocuğu Mert kardeşim. Senin kadar İzmirliyiz bize. Kardeşim İzmirliyiz. Evet, İzmirliyiz. Ne yapacağız şimdi, tehlikeli Libya'ya sokaklara gideceğiz? Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olduğu söylenen. Göreceğiz. Ve gidip göreceğiz. Çünkü çok gidip gören de olmamış bugüne kadar. Göreceğiz. Belki ilk 15-20 kişiden biri miyiz abi? O kadar abartmaya gerek var mı? Türk polisleri geldiği için uzun yıllar herhalde devlet görevlisi olarak gelen çoktur. Birleşmiş Milletler yönetiyor. Aha. Hatta bir dönem emniyet müdürü de Türktü ülkenin. Orada ondan gelen eski bir kompantörü var. Vardı benim gittiğimde kaldığım. Herhalde bir en az 200-300 kişi vardı. Kaç yılında gitmiştin abi? 2011-12. Oo, 12 sene sonra tekrar. Tamam, gidelim. İkinci kim vardı orada? Yaşar abi. Ayan abi var. Ayan abi. Ayan abi buluyoruz. Kebap hocamız. Türk kebapçısı var. Eksik olmaz. Doğu Timur'da da var. Her yerde abi. O zaman gidelim. Bir günde olan kebap yazanlar her yerde bulurum. Alican kardeşimiz de bizimle. Selamlar. Hazır mıyız kardeşim? Vallahi hazırız. O zaman izleyenler de hazırsa gidelim. Gidelim. Sen hazır mısın? Ben, sana sordum. Ben hep hazırım kardeşim. Hani gitmesek de olurdu. Tamamen şey. Ya deniz vardı, ne gerek vardı yani. Evet, çok güzel olacak arkadaşlar. Bu heyecanı hep beraber böyle grupça yaşamak daha da keyifli olacak. Şimdi kapıdan geçiyoruz. Kontrollerden geçtik, diğer kontrollere doğru gidiyoruz. Timur Leste diye geçiyor ismi. Böyle bir ülke olduğunu biz o gün kahve içmeye gidince ben öğrendim. Bir anda Murat abi dedi, hadi gidiyoruz dedi. Tamam dedi, gidelim abi. Hayat kurtardı. Arkadaşlar, uçağa binen maksimum 20 ya da 25 kişi var. O kadar az kişi gidiyor, haberiniz olsun. Boardingimiz yapılıyor şu anda. Sadece o kadarız. Ulan şu çocuk uyuyakalmış acaba. O da mı gidecekti? Sebebi mi mıdır diyorsun? Belki gitmemek. Belki biz de mi uyusaydık acaba? Vardır bir nedeni. Vardır bir nedeni. Uyandırmayalım. Uyandırmayalım, tamam. Okay. Arkadaşlar biz tabii ki de eksik boş doğundan buraya geçtik komple. Yaklaşık bir saatlik uçuşta yemek vermeleri sürpriz oldu bu şekilde. İçinde patates, yumurta, sosis var. Aynı zamanda garnitür de koymuşlar. Suyunu da veriyorlar. Güzel yani İzmir. Tabii biz çok yemek yediğimizden bu yemek çok kolay olmayacak. Güzel mi abi tadı? Patatesler çok iyi. İyi. Ye bakayım yakışıklı. Çok iyi. Aman Allah'ım. Uçuşta patates yemeden uçamıyorum. An itibariyle inmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuz nasıl geçti arkadaşlar? Stilinkle indik. Ama yemek falan da vermeleri güzeldi yani. Bayağı iyiydi. Hem de pilot iyi sürdü yani. Sallamadı, sarsmadı. Tutuşu falan, direksiyonu çok iyiydi. İyiydi abi, sağlam tutuyordu adam. Yolu da biliyormuş, iyiydi. Bakın şimdi, hostesten nasıl numara alınır? 46. Mert. 46 mı? Sezer. 32. Oo. Hocam. Hocam. İkinci turda. Artı 1. İkinci tur artı. Vandı 2. Vay be. Gözüne plan vardır ama değil mi? Var mı öyle bir plan? Bir plan var. Oo. Kaç tanesine gitmiştiniz şu ana kadar? 150 civarındasın. 2'den çok. Hadi ya. Çok iyi dünyada rakam, bir iyi rakam lan. Dünyada bir kişi var. İki ramp bütün yapalım. Ülkelere iki kere giden. Şimdi driv yapıyor aynısını. Tekrar üstünden geçiyor. Evet. Kardeşim, challenge verildi yani. Evet. 15 tane falan yaptı. Çok yavaş geçiyor. Ben de abi. Sinire sinire değil mi? Ben de yapamıyorum yani. Benim mentörüm ya.
hocam. Brunei'de 4 saat kaldım. O Tonga'yı bitiresiye kadar ben 10 tane ülke yaptım. Sadece Tonga'da bile. Brunei'ye gittim. Hocam örnek aldım. 4 saat kaldım. Yemeğe yedim çıktım. Yemin ediyorum sabah indim. Öğleden sonra geri döndüm. Arkadaşlar bize transit 20 varış 30 için yani burada 30 gün boyunca 30 dolar ödüyorsunuz değil mi? Günlük 1 dolar kardeş. Günlük 1 dolar mı oldu? Aynen. Evet. Saati 5 cent. Şu anda beklememizin sebebi yeşil pasaport gördüler. Ben de. Dediler sadece. Ki bu adam tehlike. Madem devlet görevlisi buraya niye gelmiş? Ama eğer dönersek anca beraber. Kanca beraber. Aynen öyle. Hocam yoksa ben yokum arkadaşlar. Bazı ülkelerde yeşil işe yaramıyor abi. Aynen. Seni devlet ajanı gibi görüyorum. Ya geldi. Neredeyiz? Geldik abi. Doğu Timur'dayız. Hoş geldiniz. Welcome to Timor Leste. Bak. Gördün mü? Tanıdığın var mı? Aynen. Ayağım baba geldi karşıdan. Ayağım baba kankam geldi. Kankam. Arkadaşlar havaalanından çıktı. 1000 tane şeyle çıktık yalnız. Form dolduruyorsun. Bir tane daha form dolduruyorsun. QR dolduruyorsun. Benim yavşak biraderi getiriyor buraya. Geldik. Benim birader de o zaman çalışırken tanışmışlar. Onu dedi ama benim birader... Abi Ayhan abi sağ olsun bize şu anda omlet yapıyor, Türk kahvaltısı. Arkada da Türk bayrağımız var duvarda. Çok güzel duruyor değil mi abi ya? Koku da çok güzel geliyor. Tereyağında. Tereyağında. Omlet. Tertemiz. Dili usulü. Çay da var. Ayhan abi ben bunları masaya koyuyorum. Tamam kardeşim. Servisleri açıyorum. Ha. Hadi ben de getireyim. Payımız da var. Oo. Zeytin, ya şu an Timor Leste'de mi? Yoksa Ayhan abinin ne yeri? Timor Leste'de. Arkadaşlar bu benim sütten yapılmış peynirim. Sütten yapılmış peynirim. Şanslısınız birer parça düşer herhalde. Bu süt tozundan yapılmış, çok inek tarzı ama prenslenmiş. Abi bildiğin protein o ya. Ondan sonra, ne dedim adım? Çaylanınca belli abi. Aynen. Badeklerimiz. Evet. Domatesimiz. Yanlışımız olmasın. Doğu Timor'dayız ha. Doğu Timor. Evet. Ama... Ya Alsancak'ta Üsküdar Çaycısı'nda değil. Ya? Bak. Narekis mi abi? Evet. Allah Allah. Narekis de geldi. Narekis'in zeytinyağı sever misiniz? Severiz abi. Birazcık pul biber. Pul biber olur herhalde değil mi? Abi biz Bulgaristan göçmeniyiz abi. Domates peynir dediğin mi olay biter. Bulgaristan göçmeniyse Bak sofraya bak. Maşallah. Abi protein. Çökelekten süt dozu. Menemen. Zeytin. Ben de menemen arıyorum Allah'ım. Yumurta var mı? Menemen yani bir saat ısrarla. Eline sağlık baba. Afiyet şeker bana olsun kardeşim. Maç bekliyoruz abi. Niye maç buluyoruz? Vallahi tanıdık. Hayırdır. Maç olacak bir şey yok kardeşim. Normalde size özel bir şey değil, herkese yaptığım şey. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Hep televizyon. Abi ben geldim. High quality morning. İngilizceyi bir daha alabilir miyim? High quality morning. Ya bu adam çok iyi ya. High quality morning. Yes. Yüksek kaliteli bir sabah. Yüksek kaliteli bir sabah. Afiyet olsun. Semt online nasıl çevirebiliriz? Ne? Semt online. We are online in town. Yeah, bak gördün mü? Sen İngilizceyi Malta'da mı öğrendin kardeşim? Veyahut farkın mı? Gene reklam. Yeter be kardeşim. Bu kadar reklam yerleştirmeyi yapma. Domateslik patlıcan var. Size şöyle söyleyeyim. 1,5 ay sonra ilk kez bu kadar güzel bir kahvaltı yaptım. Gerçekten çok güzeldi. Mükemmeldi. Burada da abinin çocuğu vesaire. Uğurluyoruz vesaire. Birazdan bir yerlere gideceğiz. Şimdi yavaş yavaş otele yerleşeceğiz. Ondan sonra da... Carlos geldi bir de. Hostelimize geldik. Casa do Sandalo. Sandalo. İçeride kimler var dedin abi? Abi içeride sadece Avrupalı Franklar kalıyormuş abi. Göreceğiz. Norveçli bir grup gelmiş yeni. Dün İsveçliler buradaymış. Havuzda burada backpacker style partiler falan oluyormuş. Danimarkalıların da haberi geldi. Danimarkalılar. 6 kişi grubu değil mi? Danimarkalı yüzücüler. Evet, yüzüyorlar. Şöyle omuzlar geniş evet, falan. Evet abi. İçerideki havuzda. Şimdi bir telefon geldi Avustralya'dan. 7 kişilik dayım arıyor. Kafilesi geliyor. Abi söz verin arkadaşlar. Hepsini tamam mı? Onlar bizde abi. Hadi gidelim alalım onları. Oldu lan. Alamadan gittiler. Nasip atlamış. İçeri giriyoruz şimdi. 6 evet. Sap. 6 sap postere gitti. Var mı?
Bayağı güvenlikle korunuyor her şey, fark ettiniz mi? Duvarlar büyük falan böyle. Evet, cezaevi gibi. Sıkıntılı yani. Arkadaşlar otelle yok yok yani bak. Görüyoruz, görüyoruz. Arkadaşlar internet yokmuş. Ana kedilere bak, Aylin gel. Aylin, Aylin, Aylin. Aylin, look at me. Here there's some cat. Bak bak, küçücük kediler. Some cats here, did you see they are sleeping? Nasıl uyuyorlar ya, kurban olayım. Daha yeni doğmuş galiba abi bunlar ya. Bir haftalık. Bir hafta 10 günlük falan. Uyuyorlar Aylin, they are sleeping. Aylin, baby sleeping. Ya. Ben de kediye ne kadar veririm. Hadi ya. Köpeği çok severim. Ben hepsini seviyorum abi hayvanı ya. Otelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi orada odaları veriyor sırayla. Evet abi tamam. Evet, Sezer Collection ailesi olarak. Aa. Hadi orospu abi. Aa. Oda açılışı yapıyoruz arkadaşlar. O timara böyle gireceğimizi hiç tahmin etmemiştim. Amcamın saç tıraşı beni benden aldı. Laos'ta gece sleeping pastayla gezen var. 2002 dünya kupası Ronaldo. Ama biraz daha uzatılmış abi. Kendini biraz daha bir şeye katmış ama. Yanına birisi de amcam 80 tane anahtarı denedikten sonra. Böyle sörfçü, Avustralyalı bir abim denk geldi abi. Arka tarafta da 4-5 tane. Yattım değil mi? Danimarkalı, İsveçli falan rahatım var. Şey, herife bakıyor, sörfçü herife. Yanına ben düştüm abla. Oda burası. İçeride sigara içmek yasak. Ayda iki kişilik yatak. Berat kardeşim gel. Odanın içi bu şekilde. Büyük ama oda. Burada bir duşumuz var. Oo, mutfak falan var odalarda. Oo. Amerikan mutfak. Amerikan. Amerikan var. Abi klima da var. Biraz aç klimayı da şey olsun. Nemgis. Dijitürk bile var. Akşam Fenerbahçe maçını burada izleriz. Nereye gidiyoruz şimdi abi? Belli mi? Merkeze. Akşam misafirliğe gidin. Abi haklı yalnız. Tek klima çalışan yer. Abi haklı bak, Ronaldo burada. Hayır Ronaldo. Obrigado. Hazır, tişörtü değiştirdi. Bir Labong Adventure. Sizin yanınızdan kaçmış adamlar korkmuşlar. Başka odaya kaçmışlar Mert'ler. Öyle mi? Ayrıldılar mı? Tabi ayrıldılar. Yeni yere geçtiler arka tarafta. Ya işte böyle satarlar adamı. Kapıyı kilitleyin. Kilitleyin oğlum, eşya bıraktık. Sizin eşyanız var ya. Kardeşim şu anda neredeyiz? Abi pazarın adı ne? Teybesi. Teybesi pazar. Yerli Teybesi. Pazarımız. Aslında sebze meyve pazarı. Her cumartesi mi oluyor abi? Her gün. Her gün pazar var. 7-24. Oo, her gün pazar var. Bak Aylin de burada. Aylin'le beraber geliyoruz. Gider arasından şeyine kadar, uçağına... Her şey var. Her gün kurulan bir pazar düşünsenize ya. Biraz kaos dolu ha. Hadi gel gidelim. Seni Avustralya. Avustralyalılar %20'si de... Endonezya. Endonezyalılar. Vay be. Peki ne kalıyor Timorlulara? %20. %20 de Timorlulara. %120 oldu. Peki Ayhan abi bir şey soracağım. Yakıtın litresi ne kadar şu an burada? 1.28. Neden bu kadar pahalı? Ama 4 ay önce bütün fiyatlar artış oldu burada. Yiyecek, içecek, sebze, meyve, bütün her şey. Neden? Yeni gümrüğe taşındıkları için, yeni limana taşındıkları için vergilerde rahiç bir artış oldu. Şöyle örnek vereyim. 250 mg'lık bir Coca-Cola'yı polisiyle 6.5 dolara alabiliyorduk. 7 dolara alıyorduk maksimum. Şimdi 25 dolar. Yani 25 dolar şu anda. O yüzden ben zaten satma taraftır dedim. Şu anda ben de satmıyorum. Ne kola satıyorum ne Sprite satıyorum. Evet, şöyle altın soruyu sorayım. Gili'de, daha doğrusu Doğu Timur'da yaşayan tek kişi sen misin şu anda? Şu anda benim. Başka tek hiç kişi yok adam başka. Var, iki kişi var ama onlar sadece kısa bir 4-5 aylığına kahve fabrikasında paketleme işini öğretmeye geldi. Yaktı. Çok garip bir yerdeyiz şu anda gerçekten. İnsanlar da bize bakıyor. Kim bunlar falan şeklinde. Mertler de orada video çekiyor. Hayda burada çekiyor. Garip. Herkes de bizi izliyor. Ama çok güzel şeyler var. Ama bazmıya var. Bak bunların satış şekli tabakta oluyormuş. Öyle kilo falan bilmiyorlarmış burada. Burada kilo dilimi yoktur. İşte mesela mısır. Alacaksan mısırı, o gördüğüm fido vardı.
sebzeler falan çok güzel kokuyor arkadaşlar. Abi deniz börülcesi gibi bir şey mi o? Ne yapıyorsun mu? Bunu kasi yani denizden çıkıyor. Kasi burada deniz demek. Denizden çıkıyorlar. Bunlar da yiyorlar. Denizden çıkıp yiyorlarmış direkt. Buradan falan şey mi yapıyorsun? Tartışmalı. Herkes alacak. Sen bir batarya bir kur. Burası abi güvenliğinde ne değil yani. Mesela biz pazarda hayır, böyle yok, dolaşıyoruz tamam. Ya. Sıkıntı yaparlar mı? Yok. Yok. Sizler çok mütevaziler. O kadar yani, iyiler ki. İnanamazsın yani. Değil mi? Çekeyim ben diyorum tabii diyor. Yapamazsın. Çektikten sonra teşekkür yani. Ediyorum. Yüzü yok, kızararak, yok, utanarak. Öyle diyor. Ama bazen güzel de bazen de arada bir çıkıyor yani. Gençleri abi onlar yani, normal. Yani. Abi, yani. Bence abi, son derece safe çekim yapıyorlar. Evet sorayım. Bence de. Bak peynirlere bak. Çok yani, yaygın mı öyle bir tavaya burada? Özel bir temizleyiciler yok, kendi aralarını hallederler. Çok yaygın mı bir tavaya? Bak marullara bak, bak marullara bak. Yerli marul, yerli. Aile. How far, how far? No, less. No. Portuguese. No. Bugün domates varsa yarına garantisi yok. Ya bir restorancı olarak malzeme sıkıntısı var. Çok. Ben çok açlıkla ilgili bazı şeyler okumuştum bu ülkeye gelirken. Her yılın belli dönemleri, özellikle muson dönemleri çok yağış aldığı için ya hasat zamanı olmadığı çok, için evet, beklemede evet, kalındığı dönemler çok büyük bir açlık kıtlık yaşanıyor. Yerli domates yerli 3 kilo bir biliyor. Aynen gelmesin gerekli. 3 kilo bir biliyor. Şöyle söyleyeyim, fakirliğine gelince devletin insanlara verdiği hani askeri ücretin çok düşük olması, bu yüzden fakirler evet, minimum 115 dolarla çalışan var, 115 dolar, maksimum 150 dolar. Yani bugün doktor, yani kalifiye bir doktorun aldığı maaş 400 dolardan yukarı çıkamaz, çıkmaz. O yüzden fakirlik var. Tehlike denince, tehlike şöyle, insanların kapasiteleri yani eğitimsizlikten dolayı, cahillik oranı %90'larda olmasından dolayı. Yani burada mesela insana anlatamazsın, şunu şöyle yap, onu anlatamazsın. O çünkü kafasını sabitlemiştir kafasını. Yani tehlike olarak bir böyle, yoksa onun dışında başka bir tehlike yok. Tehlikeli dönemler geçti. Bundan 10 yıl önce tehlikeli dönemlerdi. Mesela o dönemlerde köylere ya da diğer şehirlere gitme şansımız yani var ama yanında yerliler olması lazımdı tek başına. Ama şimdi herkes istediği yer değişti. Aydın gel baba. Bize peki tehlike yaratacak bir unsur şehirde yok. Var mı? Şehirde yok. Yok. Şimdi yok. Sezer'in içi rahatladı. Şimdi yok. Bu arada da biz tehlikeyiz abi. Şimdi çapan Türkler geliyor ama böyle altısı bir arada gelen hiç olmadı. Hiç olmadı. Halı sahaya gider gibi geldik arkadaşlar. Bunlar patatesmiş arkadaşlar. Patates. Bir
Bizdeki pazarların biraz daha böyle az geride kalmış. Bizdekiler artık tezgahta oluyor, daha lüks oluyor, daha gösterişli oluyor, ışıklar oluyor, etrafı kapanıyor. Ama buranın da üstü kapalı bak, kapalı pazar yeri. Her gün kuruyorlarmış ama. İyi. Benim normalde ihtiyacım yok ama ben daha önce yedim küçüğü ama büyüğünü ilk defa görüyorum şimdi böyle. Abim yalnız özellikle vurguladı, benim ihtiyacım yok kardeşim. Bu da mesela şu meyve de öyle bu. Jackfruit o. Lan narın şunu. Usaka. Bu da bunda ağacında böyle şey gibi posta gibi biter abi. Bu küçüğü. Jackfruit mu? Jackfruit. Ne oldu ya böyle? Çok ilginç. Naneler var. Kurutuyorlarmış içindeki suyu. Kilo yok. Kilo yok. Aynen. Sepet var. Oğlum yine. Gire. Dört tanesi pide var. Var ya. Dört tanesi pide var. Uyudun mu şu an? Ha? Uyudun mu? Dört tanesi pide var. Endonezya'da çok pahalı abi. Endonezya'da 3 dolar. Nerede? Endonezya'da Bali'de. Yok canım. Tabi kilosu 3 dolar abi. Nereden? Ben Bali'de yaşıyorum. Market oluyor. Tabak kuruyorlar işte onu. Tabak versen ucuz. Evet. Ama gündüz market 3 kat abi. Böyle abi bak domatesleri mesela burada olarak domates ölçü olarak bak kiloları böyle alır ya. Yeşil. Burada kilo falan yoktur. Şimdi bu kadar kovası mesela. 5 dolardır bu. 4-3 dolardır. Tamam o kadar ya. Aşağıda. Dur ben de yakalay. Pira. Anam dolar. 6 dolar, 6 dolar. Oo, bayağı pahalı. 6 dolar. Ama burada, şimdi ben bunları kullanmam mesela. Burada limalapan diye toplandırılan domates var. Ermera'dan gelir. O mesela dükkanda yediğiniz bir domatesdir. Yani şunun evet. Büyüğüdür. Bunu yediğiniz zaman hem lezzetlidir, hem taze çekirdeği içi doludur. Mesela şunu aldığı kestiğiniz zaman bunun içi boştur. Bunun içi boştur, bomboştur. Vay be. Hiçbir şey yoktur. Peki şunlar ne abi? Şişedekiler? Bunlar... Sıvı yağ mı? Bunlar kokonat, Hindistan cevizi yağı, bunlar da mineral yağ. Niye böyle sarı abi? Tuva ya. Niye böyle sarı? Değişik değil. O öyle. Bir de bu alkol, bu Hindistan cevizi. Bu ağaçtan çıkarttığı alkol. Bir ağaçlar var, bir tür ağaçlar var. O ağaçlara böyle çizik çekerler, sonra bak. Tabii, şimdi onlar öyle grup grup. Lan Hira, lima pulsayın. 50 sen. 50 sen. Uygun. Yalnız ben ne dersem ya da sen ne dersen de Türkçe hep tekrarlıyorlar ha. Hoşuma gitti bu durum. Hep tekrarlıyorlar kendilerini. Marulu böyle takıyorlar. Bu gerçek. Öyle. Bu 50 sermiş tanesi. Bir net dolu sermiş. Alayım şu an. Bu 3 tanesi, bu 3 tanesi 1 dolar. Bir tanesi 50 sermiş. Ama tabii bana sökmez. Ben 3'ünü, yok 3'ünü 1 dolardan alırım onu. Tanesi olması lazım, en iyisi olması lazım. Maydanoz abi. Maydanoz 1 dolar o bağı. Maydanoz mu o şey mi? Koriyander değil değil mi abi? Yok, maydanoz. Ben okay. Yok, maydanoz. Maydanoz. Aynı tipleri onların. Ben şey, limon maydanoz, limon maydanoz çok yerim. Taze soğan mı abi? Yok, değil. Taze soğan orada abi. Bu ne? Abi bu bunların değişik otları, şey, vejetaryenler yapıyor işte, ne o, bunları haşlıyorlar, kereviz gibi haşlıyorlar, pirincin üstünde. Zaten sabah öğle akşam yedikleri pirinç, başka bir değişik yemekleri yok. Yani işte bunu da haşlar sıcak suda, ne yağ var ne tuz var, su, pirinç. Yalnız fark ettim hepsi çok kilolu insan yok burada. Yok. Evet, ya. Kilo olanlar da yaklaştan kilolu çünkü bunlar... Tatil yapmaktan çalışmıyor, kitap bulamadık. Evet. Haftada, her hafta resmi tatilimiz var. Her hafta. Rahat baksana, adam uzanmış. Umurunda değil, umurunda değil. Açayım ona mutluyum diyor, umurunda değil. Çalışmaz da. Nereye gittin lan adam? Hadi gidelim. Sağ olun. Sağ olun. Sizin hafı sen. Ben lakal tuttum ya, evet. Sen içiyorsun mu abi? Yok. Sen sigara içiyor musun abi? Sigara içiyorum. Paket alıyorsun ama değil mi? Paket abi. Paketi kaç böyle abi? Şimdi
2 dolar 25 sente düştü. Ne markası? Daha önce 4 dolara kadar çıktı Marlboro. Marlboro bildiğim evet. Bakayım abi paketine. Marlboro. Bu Marlboro mu abi? Evet. Ulan arkadaş dünyanın her yerine getiren tek şeysin belki de. Her yerde var abi. Evet. Helal olsun. Şimdi Marlboro. Bir ay öncesine kadar 4 dolar, 3,5-4 dolardı şimdi düştü. 2,25'e düştü. 2,25'e düştü. Çok ucuz. Dünyanın neresine gidersen git. Dünyanın en ucuzuna gelsen. Görürsün. Ronaldo abi. Ronaldo dünyanın en büyük topçusu. Messi abi. Görüyor musun? Ama onun ismini yazmamışlar. Çünkü burası Portekiz'den etkilendiği için 450 yıl. Mecburen burada zaten bir de Portekizce konuşuluyor. Çoğu kişi de biliyor. Ronaldo sempatizanlığı çok normal yani. Herkes video çekiyor şu an. Bali'den çok farklı bir hayatın içindeyiz dostlar. Ama bunu da görmemiz lazım. Bunları da göstermemiz lazım. Dünyanın her yerini gezeceğiz dedik. Şu an 32. ülkemiz Timur'dayız. Şu an bizim gördüğümüz yani aslında evet sen şu anda hijyenik halini gördün. Yoksa bunlar 2 hafta önce zabıtalar kaldırmadan önce ki 12 yıldır böyleydi. Açıkta ve dışarıda güneşin altında sokuluyordu. Evet artık rengini değiştirmiş vaziyette. Anladın mı? 2 hafta önce zabıtalar bastırıp yani basitli şikayetler üzerine artık odaları alıyorlar. Yani odayı da görüyorsun kürden pastan. Parasını oynuyorlar şu anda. Burası da abinin restoranın arkası. Boks yapıyorlar böyle çimenlik ama bayağı birbirlerine vuruyorlar ama. Hakem de var. Aynı zamanda şurada da idman yapıyorlar. Kardeşim seni alırız ringe. Vallahi o da meydan. Herhangi biri
İsterse hızlı bir dövüşe gireriz yani. Bana bir şey söyleyeyim mi? Çatır çutur döverler bizi burada. Valla var ya. Valla bence dayak yemezsin ya. Bence sen eskilerdensin değil mi? Ne yapıyordun sen? Kickbox mu? 15 yıl Gojuru, Japon Gojurusu. Allah Allah. Japon Jujutsu'su. Bir 4-5 yılda Muay Thai geçmişim. Ben kavgada seni alacağız yanımıza. Başka sıra gerek yokmuş. Kavga olmasın ama olursa alabilirsin. Tamam kanka. Geliriz. Geliriz çağırırız. Baksana çocuklar burada idman yapıyorlar bayağı bir. Orada başkaları var. Burada hocamız var. Hocamız öğretiyor. Ahmet Reis. Bak. Neydi abi bir daha sen söyle ya. Kruisterei. Bulunduğumuz yer Kruisterei. Buradan sonraki orta Aria Branca. Ondan sonraki ilk giriş Retiao. Peki denizde girebiliyor musun burada? Tabii ki denizde girebilirsiniz ama işte şey. Timsah yani mıydı? Ya erken saat, sabah erken saat insanlar yokken temizdir. İşte bu saatlerde gördüğün gibi. Biraz daha. Ya baksana yani bu... Güzelim denizin etrafında. Şurada da bir heykelimiz var. Doğal yani konum olarak doğal olarak gerçekten 10 numara bir pırıl pırıl ada. 10 numara bir ada. Sadece eğer temizlik olsa insanların biraz temizlik eğitimi olsa adım gibi eminim ki Bali gibi bir turizme açılır. Değil mi? Açılır. Ama maalesef insanlar biraz tembel ve zekada sıkıntı. Değil. İnsanların temizlik kültürü yok. Yok. Temizlik kültürü yok. Çünkü dün gençlere ebeveynleri bir şey veremez çünkü onlara da onların ebeveynleri bir şey vermediği için bunlar boş gelip boş gidiyorlar şu anda. En az bir 25-30 yıl belki 40 yıl zaman geçmesi lazım ki nesil nesil değişir. Ondan sonra böyle bir insanları dışarıya çıkıp görüp dışarıda böyle bir bilgi sahibi, kültür sahibi olmaları gerek ki hani gelip buradaki çocuklarına bir şeyler verebilsinler. Veremezsin. Yok. Mesela burada hamile bir kadın doğum yaptı. Aha. İki hafta, üç hafta verdi bir çocuğu ailesine. Kendi gitti. Tamam. Böyle. Aynen öyle. Oo. Aynen öyle. Hiç aidiyet de yok bunlarda. Yok. Yok. Arama. Aa. Yok. Yok. Abi. O yüzden çocuklarda ahlak terbiye sıfır. Sıfır. Sıfır çünkü bilen yok. Bilen yok. Veren de yok. Veren de yok. Peki 12 yıllık döneminde abi. Ya lanet olsun ben artık gitmek istiyorum. Bıktım ben bu insanlardan, çok. Bu adadan. Çok gezledin mi? Çok. Peki seni ne durdurdu? Vallahi beni ne durdurdu? Mesela son 4 yıldır beni durduran... Aylin var. Aylin. Ondan önce de benim burada Aylin'den önce ben biraz karakter olarak yufka yürekliyim. Hı hı. Özellikle çocuklara karşı. Aktivitelerim vardı. Mesela ben Türk ekmeği yapıyorum. Hı hı. Haftanın belirli bir zamanlarında böyle 300-400 ekmek yapardım hamburger büyüklüğünde. Hadi ya. İşte arabamın bagajına koyardım. Pili içi olmamaksızın. Yani buraya kesinlikle yapmam. Yapmazsın. Ama köy civarlarda hiç ekmeği görmeyen çocuklar var. Yapma ya. Evet, hiç ekmeği görmeyen çocuklar var. Yol kenarında gördüğüm çocuklara dağıta gider gelirdim. Bunları yapardım. Abi, zaman zaman da kendi kendime hani... Yemek yerken insan duygulanıyor. Ya ben dışarıda yemek yemeyi sevmem. Aha. Farkındaysan bugün sabah sizinle kahvaltı yapmadım. Evet, evet abi. Yemem çünkü gelip geçenlerin aç olduğunu biliyorum. Maalesef. O yüzden dışarıda yemek yemem. Ya da elemanımın karşısına oturup yalnız yemek adeti hiç yok. Onunla beraber. Yani çok kişi aç o zaman abi burada. Çok kişi aç değil mi? Çok, çok. Ya bunların yedikleri sabah öyle akşam pirinç. Başka bir şey yok. Sabah öyle akşam pirinç. Ama halbuki bir sürü sebze de vardı abi. Abi işte var ama para mı yetmiyor? Abi bilen yok. Bilen yok. Halbuki patlıcandan 10 çeşit yemek yapabilirsin. Yapar. Patatesi de var. Domates türlü var, bile yapar. Abi domates var, soğan var, patlıcan var. Ya istediğini yap. 50 çeşit yemek. Patates var. 50 çeşit yemek yap. Ama yok. Sadece pirinç, su. Bir de bunların rice cooker'ları var. Hani pirinç yapmak için buharlı makine. Tamam ona koyar bitti. Bunu yer. Tamam bitti sabah öyle akşam. Bir de pirinçleri de çok tuzsuz tatsız oluyor hiçbir şey olmuyor. Abi kullanmazlar ki ne yağ ne tuz kullanmazlar. Hiçbir şey kullanmıyor. Yok ben bazen mesela Türk usulü pilav yapıyorum. Pilav yapıyorsun. Ellerini yer insan. Adam yediği zaman yani tane kalmıyor tabakta. Değil mi? Tane kalmıyor. Hani ona versen ki iki tabak yediğini bilirim. Full dolu böyle iki tabak yiyor. Mecbur öyle güzel lezzetler de bulacaklar.
E bir de sen güzel de yemek yapıyorsun. Öyle çünkü... bir de ben hani haşlanmış tavuk da katarım pirincin içine. Aa. Bazen nohut, haşlanmış nohut da katarım. İşte nohutlu pilav, tavuklu nohutlu pilav. Yaptığım zaman adam diyor ki, lan bu nasıl bir şey yani, şaşırıyor. Şaşırıyor. Aynen o. Hani yabancıların yedikleri yemek her zaman ilgilerini çeker. Meraklı, tabii. Merak ederler. Bizim ama yemek kültürü de maşallah çok iyi. Gayret göstermezler. Evet. Öğrenmek için gayret göstermezler. Demek ki Zahide sen de şanslılardan birisin bak. Her yerin kum olmuş. Temizli abi. Arkadaşlar sizlere söz verdiğimiz gibi. Kalkıyor mu abi? Hemen bir... Biz gün batımını izlemeye mi gideceğiz abi? Ha, okey, süper. Ona göre story çekecektin mi? Çok iyi. Hoppa. Hadi gidiyorsun. Video çalışmaları başlıyor. Şimdi Ayte çekecek, Murat abi anlatacak. Ne anlatacaksın abi? Genel hayattan. Süper abi, çok iyi. İnsanlara genel bilgi olur. Gün batımı böyle dostlarım. Sizlere hep söz verdiğim gibi gün batımlarını hep beraber izleyeceğiz diye söyledim. Bugün de burada batırıyoruz. Umarım sevdiğiniz güzel, eğitimsel bir video oluyordur. Birazdan burada bir de yemek söyledik. Yemekler pahalı yalnız. 14 dolar somon yiyoruz 14 dolara. Yani bir Bali'de falan bunu 7-8 dolara, 10 dolara yiyebiliyordum. Burada 14 dolara çıktı. Biraz fiyatlar uçmuş durumda ama olsun.